güzel yesek hep birlikte. Bu nasıl bir lezzet böyle? Durma hadi bol bol söyle. Taptaze çiğ köftesiyle. Koma gene koma gene. İyi akşamlar sevgili izleyenler. Flash YouTube kanalımızda, TV53 YouTube ve Facebook kanalımızda bir kez daha karşınızdayız. Ben Turgay Ayhan, bir başka konuda bugün yine bir konuğumuz olacak. Birazdan takdim edeceğim ama malum biliyorsunuz dün ilimizde yaşanan bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Hem İkizdere'de yaşanan heyelanlardan dolayı ulaşım zaman zaman aksadı ve maddi hasar meydana geldi ama felaketin daha büyüğünü maalesef Çayeli ilçemizde ve Madenli beldemizde yaşadık. Çayeli ilçemizde iki kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 tane yaralımız var ve 80 küsür kişi vatandaşımız da AFAD ekipleri tarafından heyelana maruz kaldıkları konutlarından kurtarılarak yurtlara yerleştirildiler. Öncelikle yayınımızın başında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralananlara acil şifalar ve tabii ki bu selden, heyelandan etkilenen başta Çayeli ve Madenli Çayeli ilçemiz ve Madenli beldemiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza da büyük geçmiş olsun diliyoruz. Malum Rize yağış alan bir il ve zaman zaman bu tarz felaketleri bölgemizde çok sık yaşıyoruz. Bu üzücü konuyla programımıza başladık. Bugünkü konuğumuz bir başka konuda Milliyetçi Hareket Partisi Rize İl Başkanı Sayın İhsan Alkan. Stüdyomuzda kendisi. Hoş geldin diyelim. Hoş bulduk efendim. Sevgili Başkan, siz de dün sıcağı sıcağına afet bölgesine gittiniz. Oradaki izlenimlerinizi programımızın başında bize aktarmanızı rica ediyoruz. Teşekkür ediyorum Turgay Bey. Sözlerime başlamadan önce ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Arefesinde olduğumuz 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'ndan dolayı Türk milletinin bayramını kutluyorum. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yine geçtiğimiz günlerde iki devlet, tek millet olduğumuz Azerbaycan Devleti'nin sınırında Ermeni askerler tarafından şehit edilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi, soydaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah şefaatlerinden bizi ayrı bırakmasın. Bildiğiniz üzere dün ilk evvela İkizdere bölgemizde, İkizdere yöremizde aşırı yağışlardan dolayı bir kısım felaketler oldu. Fakat İkizdere yöremizin özellikle ilçe sınırlarımızın üst tarafında ormanlık arazilerden aşağıya taşkın olarak gelen suların yolları kapatması noktasında çok aşırı derecede bir ziyan, yani maddi bir kayıp ve can sağlığı noktasında İkizdere'de yaşayan yurttaşlarımız, vatandaşlarımız bir problem yaşamadılar. Fakat özellikle dün saat 4'ten sonra Çayeli ilçemiz, özellikle Madenli bölgemiz, Şairler Deresi kısmında aşırı yağışlardan dolayı yaklaşık 4 saat içerisinde 168 miligram gibi bir yağmur düştü. Bu belki de yörenin Hopa'dan sonra, yıllar sonra Karadeniz bölgesinde Rize'nin aldığı en üst sınırdı. Özellikle 8 saat içerisinde çok ciddi bir şekilde yağmur aldı. Dolayısıyla Madenli beldemizde bir sürü köyümüz problemler yaşadı, sıkıntılar yaşadı. Şairler bölgesinde yine 12 tane köyümüze uzun zaman ulaşım noktasında problemler yaşadık. 2 tane vatandaşımız rahmetli oldu. 10 tane vatandaşımız yaralı, taburcu oldular. Ben rahmetli olanların Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. Yaralı olanlara, hastane taburcu olanlara da acil şifalar diliyorum. Rabbim milletimizi, özellikle şehrimizde yaşayan tüm yurttaşlarımızı bu tür sellerden, afetlerden, felaketlerden korusun. Zaten hemen devletimiz bu afet olur olmaz
Dün İkizdere'de sabah itibariyle şehrimizin valisi, şehirdeki tüm siyasi parti il başkanları, DSİ müdürümüz, karayolları müdürümüz, İl Özel İdaresi'nin başkanı, İl Özel İdaresi müdürü çok ciddi bir şekilde İkizdere yöresine saat 4'e kadar çok muhteşem bir şekilde bir çalışmayla beraber oradaki sıkıntıları çözmek ve İkizdere Belediye Başkanımız Hakan Karagöz ve oradaki yapılar, İkizdere Belediyesi ekipleri çalıştılar. Bir kısım temizlik yapmışlardı. Tam oralar toparlandı derken Allah işte 4'ten sonra da öyle bu taraf olunca dün çok ciddi bir şekilde belki İkizdere'deki boyutunun 3-5 katı misliyle bir sıkıntı oluştu. Özellikle Madenli bölgemizde, Çayeli ilçemizde. Çayeli ilçemizde derken Şairler Deresi'nin taşması sonucu dere yataklarımızın darlaşması sonucu özellikle Çayeli'nin Şairler bölgesi tarafında ilçe merkezinin 1-2 kilometrelik kısmında derenin taşması sonucu maddi bir hasar oluştu bodrum katlarda ve birinci katlarda. Buna bağlı olarak elektrik kesintileri ve su kesintileri oldu. İşte kısım kısım şimdi bugün belediyemiz Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi yörede bu anlamda ciddi çalışmalarla beraber, ekipleriyle beraber çalışıyorlar ve bu sıkıntıları aştılar. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın görevlendirmesiyle İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey, yine eski bakanımız Rize Milletvekilimiz Sayın Hayati Yazıcı Bey, DSİ Genel Müdürümüz, Sayın Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Fatih Metin Bey, DSİ Genel Müdürümüz, Bölge Müdürlerimiz, AFAD Başkanlarımız tüm devlet imkanlarıyla beraber direkt olarak yöremize gece saat 11.30-12 civarında yöremize indiler. Yağışın çok olması dolayısıyla helikopterle de kısmi yerlere ulaşamadılar. Yani dolayısıyla kendileri çok uzun da bir yorucu bir düzenle alakalı bölgemize geldiler. Gelir gelmez de hiç daha dinlenmeden önce madenli yöremizde bir incelemede bulundular. Daha sonra Çayeli ilçemize indiler. Sabah yine bu yörelerde, İkizdere'mizde ve gün içerisinde de biliyorsunuz birkaç gün önce Yusuf Elin'de özellikle Limak Şantesi'nin olduğu muhitte orada 4 tane kaybımız var. 4 can kaybımız var. Allah onlara da rahmet eylesin, Artvinli hemşehrilerimize. Oraya geçtiler bakan ve buralarda incelemelerde bunlar. Devlet tüm imkanlarını seferber etti elimizden geldiğince. Fakat şunu hep görüyoruz. Yöremizde biz dere yataklarıyla çok oynuyoruz. Evet, dere yataklarını maalesef kısıyoruz. Özellikle bizim isteğimize istinaden dağlık yapımız olduğu için, arazilerimiz de biraz dağınık olduğu için farklı farklı yerlere, noktalarda toplu olarak değil ama evlerimizin evet, farklı farklı olması sonucu yol alabilmek için yaptığımız yollar, menfesiz bir şekilde yaptığımız yollar, düz bir araçla yani iş makinesiyle beraber vurduğumuz yolların işte oynamamız sonucu bu şekilde felaketler geçtiğimiz yıl Derepazarı Belediyesi'ne biliyorsunuz aynı şekilde yollarımız uçmuştu oluyor. Yine oldular. Tabi Allah doğal afetlerden korusun fakat 21. yüzyılda inşallah Rize bundan sonra yapacağımız yatırımlarla DSİ Genel Müdürlüğümüzün ve Bölge Müdürümüzün, Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün çalışmaları biraz da insanlarımızın katkılarıyla biraz daha bilime uygun bir şekilde olabilirse, biraz da insanlarımız, bizim Rizeli hemşehrilerimiz bu anlamda devletin uyarılarını dikkate alabilirlerse inşallah yarın bir gün bu sıkıntılarla karşı karşıya kalmayız. Çünkü 12 köye ulaşamadık. Bizim de arkadaşlarımız vardı. Dün akşam 45 kişi, yine il başkanımızdan bir arkadaşımız Madenli'nin Çamlıca köyünde yukarıya AFAD ulaştı. Fakat yol kapalı, orada yaşlılar var, indiremiyorlar. Kendilerini sağlama aldılar. Bir eksiği var mı? Devlet oraya ulaştı, gitti. Fakat şimdi yaşlıları indiremiyorsun. Yani yürüme mesafesinde. Akşam her an yağmur da olabilir. Gece şartlarında bir şeyler daha zor oluyor. Gündüz devletimiz tüm imkanlarla beraber buralara ulaştılar. Oradaki yaşlılar, insanlarımız hepsini birer aşağı indirdiler. Tek temennimiz yani keşke hiç can kaybolmasaydı ama böyle büyük bir felaketi Cenab-ı Allah'ın yardımıyla çok yani küçük sıkıntılarla, kayıplarla aktardık. Ya bunu da söylerken özür diliyorum. Yani kaybın küçüğü büyüğü olmaz ama yani biz öyle bir şeyler oldu ki yani öyle videolar atıldık ilk yani gördüğümüz zaman bakınca, muhteşem bir şekilde. Hatta bir teyzemizin videoyla beraber bir çocuğun yanında Mehmet işte oğlum içeriye gel dedikten sonra 3-5 saniye içerisinde işte oradaki çocuğa düşünsenize diyor. Çocuk içeriye doğru kendini atlıyor. Oğlum diyor baban gitti. Yani Allah bunu kimseye yaşatmasın, bizlere yaşatmasın. Biz bu sıkıntıları yıllarca işte Salaha Deremizde çokça çektik, İkizdere Yöremizde çektik, derelerimizin olduğu noktalarda. Bu noktada devletimiz de gelecek planlamasında inanıyorum ki
bu tür sıkıntılardan, problemlerden dersler çıkararak yeni planlamalar yapacağız. Ve inşallah bir daha bu tür sıkıntılar olmayacak. Yani doğayı çok fazla bozmamanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz aslında bu yaşananlarla. Merkezimizde bazı dereler var. Yıllardır üstlerini açalım, şey yapalım denildi. Bir açılıyor, sonra tekrar kapatmak zorunda kalınıyor. Ama büyük felaketlerde de gerçekten yine aynı o derelerden sıkıntılar yaşadığımızı gözlemliyoruz. Yıllar önce Gündoğdu'da da büyük bir felaketle karşı karşıya kalmıştı Rize'miz. Ama Gündoğdu'dan sonra hani kıyaslayacak olursak maalesef Çayeli'nde gerçekten ve Madenli'de yaşadıklarımız ciddi bir boyutta. Siz de oralardaydınız. Bizler Sayın Bakanımızla, yöremizde belediye başkanımızla beraber biz Çayeli sınırlar içerisindeydik. Sayın Bakanımız gelince programlarda Sayın Bakanımıza eşlik ettik, yerinde gördük. Yani sıkıntı oluyor. Allah'a çok şükür ki devletimiz çok büyük. Yani devletimiz güçlü. Bir anda yine bugün biliyorsunuz Ofta bölümlü tarafında bir afet, evet, afetten dolayı bir kısım sıkıntılar oluştu. Yine oraya Of Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri o noktada bir çalışma içerisine girdiler. Şimdi bizim coğrafyamız bu. Coğrafyamızı değiştiremiyoruz. Yani bizim coğrafyamız zor bir coğrafya. Bizim coğrafyamızda yağmur var, dere var, ağaç var. Bunu değiştiremeyeceğimize göre o zaman biz çalışma sistemimizi biraz değiştirmeliyiz. Çünkü şimdi sıkıntı yaşanan yerlerde, özellikle büyük sıkıntı yaşanan yerlerde şunu görüyorum. Yani biz dere yataklarını darlaştırdık. Bir salgın oldu mu işte dere yatağı yerine sığmıyor ve yukarıya doğru yürüyor. Şimdi burası özellikle derelerin denizlere bağlandığı noktalar sıfır noktalar. Yani evet, sıfır noktalar. Dere yatağını derinleştiremediğimize göre genişletmek zorundayız ki. Çünkü derinleştiremiyoruz. Yani bu sefer denizdeki suyu içeriye çekmek zorunda kalacaksın. Dere bu noktada hakim gelmeyecek. Bakıyoruz ki köprülerimiz altı tamamen dolu işte. Bir metre kalmıştı. 3-5 tane demir köprü belediyelerimizin yaptığı köprüler vesaireler çöktü. Allah muhafaza daha beteri olabilirdi. Bir anda yani şimdi Aşıklar Deresi'nde normalde baktığımızda suyu gayet az akan bir dere. Ama dünkü o videolardan, görüntülerden gördüğümüzde ise müthiş bir taşma. Yani maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kalınıyor. Allah muhafaza. Şimdi toprağımızla da çok oynadık Turgay Bey, evet, biliyorsunuz. Yani toprağımız su tutmuyor. Yani toprağımıza yıllarca bizim özellikle bu bölgede kullandığımız gübre, kimyasal gübre toprağımızı öldürdü. İlk 5-10 santimlik tabakayı öldürdü. Dolayısıyla su vurduğu zaman çamur şeklinde, hatta böyle erel toplarını kopartırken bilirsiniz böyle tomak şeklinde dışarıdan geliyor. Şimdi ona su da vurduğu zaman su vurduğu zaman çamurla beraber kütle haline getiriyor. Zaten orada bu zararı veren sağa solu yırtan, yıkan oradaki o çamurun gücü. Çünkü önüne ne geliyorsa odunu, ağacı vesaire alıyor ve bir şekilde yani bir yerden kendini bırakacak. İşte bu noktada da sıkıntı yaşıyoruz. Yani Allah hamdüsen olsun, geçmiş zamanlarda çok daha bu anlamda sıkıntılar yaşadığımız, afetlerimiz olmuştu. Şimdi her geçen gün bu noktada iyi gidiyoruz. Yani devletimiz ciddi anlamda dereler noktasında mücadele ediyor. Köyler noktasında mücadele ediyor. İşte dediğim gibi biz de biraz vatandaşlarımız olarak, biz el hemşirelerimiz olarak yani devletimizin söylediklerine yani kulak eğer asabilirsek, onları dinleyebilirsek, bu anlamda yardımcı olabilirsek yarın belki bir şeyler olmayacak. Çünkü biliyorsunuz yani eskiden bizim Rize'de ev yapılacağı zaman büyüklere sorarlardı nerede ev yapayım diye. Onlar nerede yani bu tür sıkıntılar nerede olmayacaksa orada ev. Biz evin manzarasına bakmazdık. Ama şimdi arazide en güzel manzara neredeyse, en üç neredeyse, en üç sürüm neredeyse ya burada terasta oturabilirim ben. Şurada oturabilirim, şuradan işte ortamı gözleyebilirim diye. Böyle uçurumun kenarına, derenin ağzına ne yapıyoruz? Evleri yapıyoruz ve dolayısıyla bu tür sıkıntılarımız oluyor. Bir de şimdi hep yıllardır özellikle imar noktasında sıkıntı yaşadığımız yerlerde biliyorsunuz ciddi anlamda bizim dere ağızlarında imarsız tesisler vesaireler vardı. Hatta yıkıldığı zaman da vatandaşlarımız şunu söylediler. Ya imarsız tesisleri yıkılıyor işte. Ya yaptık bunu, niye yıkıyoruz vesaire. İşte şimdi bu sıkıntılar olduğu zaman şunu görebiliyoruz. Ya inanın dere ağızlarında bunları yapmamamız lazım. Çünkü düşünün ki şöyle bir 3 saat içerisinde gece saat 2'de biz uyuduğumuz zaman saatlerde bir yağmur başladı. Ve bir tesis var. İçinde 50 kişi var. Bu 50 kişiyi oradaki tesis aldı. Ya bunu hangi
maddiyatla ölçebiliriz. Şimdi ben orada dün akşam işte o teyzemizin sezlenişini ve orada ailesini kaybeden insanları telefonlarla bizi arayan, işte ulaşamıyoruz burada 45 kişiyiz, mahsur kaldık diye işte AFAD müdürümüze, sayın valimize falan ilettik bilgileri. Bunları gördük. Şimdi Allah böyle bir duruma kimseyi düşürmesin. Ya düşünün, çoluğunuz çocuğunuz yalnız da sağ sol uçuyor, evin içerisindesiniz ve ne yapıyorsunuz? Şimdi bir annenin feryadı, düşünün ne oldu işte, baban gitti diye bir düşünün. Yani Allah bunu kimseye yaşatmasın. İşte biz bu noktada, ya tabii ki doğal afet olacak, yani Rabbim bunu verdi. Olacak ama biz mümkün olduğunca bunlara hazırlıklı olmalıyız. Çünkü bu coğrafyada bunlar olacak. Yağmuru kesemeyeceksek, bu coğrafyayı bir kağıt parçası gibi düzleyemeyeceksek, burada dağlar denize paralel uzanıyorsa, burada yöremizin coğrafi özellikleri, fiziki şartları buysa, biz o zaman fiziki şartlara uygun bir şekilde hareket edeceğiz. Yapılanmamız da buna uygun şekilde hareket edeceğiz. Diğer türlü devlet yapılanması da, devlet örgütleri de buna uygun, bilime uygun bir şekilde hareket edeceğiz. Ve inşallah bir daha bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalmayacağız. İnşallah. Tabii burada en başta yerel yönetimlere de iş düşüyor tabii. Yani sonuçta o bölgeyi ilk bilen, en doğru bilen yerel yönetimler oluyor. Tabii onlar başta imar konusunda falan önlemlerini alırlarsa, sonrası zaten devletin desteğiyle, gücüyle daha da sağlam ve kalıcı hale gelir diye düşünüyoruz. Doğrudur efendim. Sevgili İhsan Başkan, biraz da siyasete girelim bu üzücü konulardan sonra. Geçtiğimiz günlerde bir basın toplantınızda çay kanunuyla alakalı bir taslak hazırladınız. Buna ön ayak oldunuz. Aslında yıllardır, yaklaşık 16 yıldır hep bir çay kanunu gerekliliğinden bahsedilir. Bunun için daha önce eski milletvekili Ali Bayramoğlu da bir taslak hazırlamıştı ama bazı maddeler çok tepki çektikten sonra şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, o dönemin başbakanı, böyle gündemimizde bir çay kanunu yok demişti ve o taslak rafa kalkmıştı. Ama o gün bugündür maalesef çay kanunu ile ilgili hep bir kanunun gerekliliğinden bahsediliyor ama bir türlü yol kat edilemiyor. Geçtiğimiz günlerde diğer rakip partileriniz, işte CHP'nin, İYİ Parti'nin meclise sunduğu önergelere karşılıkta, misal Tarım Bakanı çay kanunu taslağı, çay kanunu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor diyor. Evet, meclis tarafında bir devam eden, belirtilen bir kanun var ama bu kanun neyi içeriyor, kim biliyor bu kanunla ilgili bir şey bilinmiyor. Ama MHP, yani sizler başta sevgili Sayın İhsan Alkan, siz kendiniz olmak üzere yönetiminizle, teşkilatınızla böyle bir şeye, böyle bir taşın altına elinizi koydunuz. Bir taslak oluşturdunuz. Biz de inceledik. Tabii ki eksikleri veya eklenmesi gereken şeyler var. Ama zaten o toplantıda dediniz ki biz böyle bir şey hazırladık ama bizim amacımız nedir? Bunu tüm siyasi partilerle paylaşalım, paydaşlarla paylaşalım. Onlar da fikirlerini bizlere bildirsinler, bir şeyler oluşturalım. En azından artık, yani yıllardır konuşulan, yılan hikayesine dönen kanunla ilgili artık bir şeyler yapalım. Bunun öncülüğünü yaptınız. Biz de birkaç siyasi konuk aldığımız siyasi parti temsilcilerine de bu kanunla ilgili düşüncelerini söyledik. Daha doğrusu taslakla ilgili düşüncelerini söyledik. Önce o yorumlara geçmeden önce bir kez daha bu taslakla ilgili niyetinizi anlatmanızı istiyorum şu an bizi izleyenlere. Sonra diğer partilerin düşüncelerini de size aktarmak isterim. Şimdi efendim, çay bize göre, yani biz Rizelilere göre böyle biliriz. Sudan sonra Allah'ın yarattığı en büyük nimettir. Evet. Bizim ekmeğimizdir, şerefimizdir. Bunu böyle görürüz, böyle biliriz. Çayla büyüdük. Çayın sayesinde insanlarımız ekmek yediler. Çayı 1938'den beri buraya gelmesine vesile olan, yeşermesine vesile olan, bu fabrikaların yapılmasına vesile olan kim varsa hepsine Allah razı olsun. Hayatta kalanlara Allah'tan sağlık, sıhhat diliyorum. Rahmetli olanlara da Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. İyi ki bu çayı getirdiler. Çünkü coğrafyamız, bildiğiniz üzere, bu çay gelmeden önce atalarımız, dedelerimiz hep gurbette, Rusya'da, İstanbul'da, uzak yerlerde gurbetteydiler. Bu çay buraya geldikten sonra yöremizin ekonomisi canlandı. Çay ekimine başladık. Bu çay ekimiyle beraber Rizeli para kazanmaya başladı. Para kazandı, Rizeli güçlendi, İstanbul'a gitti, şuraya gitti. Bu çay sayesinde kazandığımız paralarla beraber bir sürü insanımız ekmek yedi.
devletimiz Çaykur diye bir kurumuyla beraber burada her evde en az bir tane emekli var etti, ortaya çıkardı. İşte bunlarla beraber de Rize güçlü oldu, Rizeli güçlü oldu. Dolayısıyla çay güçlü olduğu sürece Rizeli güçlü oldu. Çay daha çok para kazandığı zaman Rizeli daha çok güçlü oldu. Biz de bunun bilincindeydik, bunun yöresindeydik. Şimdi bildiğiniz üzere biz 15 aydır Milliyetçi Hareket Partisi Rizeli Başkanlığı olarak görevdeyim. Geçtiğimiz yıl çay dönemini İstanbul seçimlerinden dolayı birinci ve ikinci çay dönemini burada geçiremedik, kaçırdık. Evet. Önceki yıl zaten çay sezonundan önce sonra genel başkanımız tarafından atanmıştık, göreve gelmiştik emirleriyle ve takdirleriyle. Geçen yılda bu şekilde geçirirken arkadaşlarımızla beraber hep şunu konuştuk. Yıllardır konuşuruz. Her sene çay zamanı gelir. İşte budamayı yaparız. Budamayı yaparız. Budamadan sonra çayımızın gübresini veririz, otunu veririz. Ve deriz ki işte sonradan önceden de verenler olur. Çaya başlayalım, besmele çekelim. Devlet bir fiyat açıklasın, devlet bir fiyat açıklar. Devlet kotaya girdiği anda özel sektör fiyatı aşağıya doğru çekmeye başlar. Her yıl bu zamanlarda Rizeli çay sıkıştığı zaman Rizeli bağırmaya başlar, çağırmaya başlar. İşte geçmiş zamanlarda Çaykur'un önüne biliyorsunuz bezlerle beraber çaylar döküldü, bunlar oldu. Bunu da söylerken şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz 15 yıl önce falan buralarda çay verenler iyi bilir. Yani çay verip de bir buçuk sene sonra kuru çay alabilirsek ne mutlu diye şükrederdik. Bunları da gördük. Dolayısıyla çayın şu andaki durumu iyi ama daha iyi olması için mücadele ediyoruz. Çayın da bu şekilde olması için Sayın Cumhurbaşkanımızın katkıları çoktur. Ben şehrimizin evladıdır. Bu anlamda kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani Rize'ye ve çaya sahip çıkıyor. Bu şekilde sıkıntılarımızı çözüyor. Peşin para alabiliyoruz. İşte özel sektöre de veriyoruz çayımızı ama özel sektörde paramızı veriyor. Geçtiğimiz yıllarda yani bu dediğim 10 sene önce çokça mağdur olan vatandaşlarımız vardı. Hatta o dönemin özel sektörlerinden şimdi bile parasını alamayan müstahsillerimiz vardır. Parça parça görüştüğümüz zaman da bunu konuşuyoruz. Şimdi farklı sıkıntılarımız var. Aslında çayla ilgili bizim geleceğe dair bir planımız vardı. Yani bunları konuşurken günübirlik sıkıntıları zaten konuşuyoruz. Bir zaman sonra unutuyoruz. Fakat çayımızın ekonomik ömrünün tamamlandığını, çay arazilerimizin yenilenmesi gerektiğini, işte ziraat mühendisleri, ziraat odaları, bunun yanında üniversitemizin ziraat fakültesinde görev yapan profesör hocalarımız sürekli söylediler. İşte çalışmalarla gübre çalışması, şu gübre çalışmasını yapalım. Bir sürü örneklerle beraber bir sürü açıklama var. Kendileri bu anlamda bilimsel olarak da birçok başarılı çalışma ortaya koydular. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak şimdi siyasetçi 2-2 daha 4 yani 2-2 daha kaç eder diye sorarsan siyasetçi vatandaş ne derse o eder der. Şimdi bunu bir felsefeciye sorsan 3 ile 5 arasında bir sayı diyebilir belki ama biz siyaset üretmeye çalışıyoruz. Bunu da üretirken bakın çayı bu siyasetin dışında tutalım dedik. Bunu şehrin bütün katmanlarına böyle söyledim. Çay bizim siyasi konumuz değil. Öncelikle bunu söylüyorum. Burada yaptığımız her şeyi kendi geleceğimiz için yapıyoruz. Rize'de doğduk, Rize'de büyüyoruz, çaydan ekmek yiyoruz. Biz çayın gelecek nesillere ulaşması için neler yapabiliriz? Çünkü etrafımızda ve çevremizde İran gibi, Gürcistan gibi çayın doğru işletilmediği zaman ne hangi geleceği, sıkıntılara ve çay bahçelerinin ne hale geldiğini, fabrikaların ne boyutlarda olduğunu gidenler, gezenler bilir. Gördüğümüz için dedik ki bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak ya insanlarımıza beraber bir çay kanun taslağı hazırlamadık. Bir çay kanun taslağı önerisi sunduk. Bunu da söylerken şunu söyledim. Dedim ki bizim binlerce eksiğimiz var. Biz bunu paylaşalım. Borsamızın elinde bir taslak var. Ziraat Odası'nın elinde bir taslak var. Bizler de dedik bir taslak hazırlayalım. Dilimizin döndüğünce. Bununla ilgili de Milliyetçi Hareket Partisi tarımdan sorumlu il başkanımızı çay noktasında gerçekten ciddi anlamda emekler vermiş, çile çekmiş, mücadele etmiş. Çayın bu noktaya gelmesinde borsanın kurucu başkanı, borsanın kurulmasına vesile olmuş, yöremizde emeği olan Tahsis Sancak Bey'le istişaremizi yaptıktan sonra yola koyulduk. Bu yaklaşık 5-6 ay önceydi, bu dönem açılmadan önce. Tabii bu pandemi süreci olunca özellikle biz çayın sorunlarını konuşmak yerine üretici gelecek mi, gelemeyecek mi, pandemi ne olacak vesaireyi konuşmaktan bunları konuşmaya zaman bulamadık. Ve bizler vatandaşlarımızın her gün 50 tanesi, 100 tanesi işte rahmetli olurken, işte Rize'de de ölülerimiz olurken biz bunları konuşmanın da doğru olduğunu düşünmedik.
Fakat ayın 19'undan sonra açılmaya başladıktan sonra burada sıkıntılar oluşmaya başladı. Yani günübirlik sıkıntılar oluşmaya başladı. İşte Çaykur çay almaya başladı. Çaykur çay almaya başladıktan 3 gün sonra, 4 gün sonra işte 600 kilogramla başlamıştık bu yılın kotasına. Tabii 5 gün sonra hemen kontenjan gelince 15 kilo. Tabii pandemi de var. Herkes evde, memur evde, öğrenci evde, kimse bir yerde değil. Millet diyor ki ne yapayım, çay keseyim. Dolayısıyla millette bir patlama oldu. Biz de bunu yerinde tespit ettik. Yani Rize'nin bütün ilçelerinde, her alım yerine gidemedik ama her bölgeden birkaç alım yerine gittik. Gezdik, tozduk, insanlarımızı dinledik. İnsanlarımız bizlere bağırdılar, çağırdılar, kızdılar. Şunu söylediler, yani niye geliyorsunuz? İşte görüyorsunuz, bizim Rize'nin dediği gibi anamız ağlayı görüyorsunuz, ne yapalım? Gittik, dedik ki ya geliyoruz işte, söyleyin, bize söyleyin, yani biz buradayız. Biz ulaşabileceğiniz noktadayız, biz geliyoruz yani. Siyasetçi gelmiyor diye kızıyorsunuz, geldiğimiz zaman yine kızıyorsunuz. Kızmayın. Yani biz seçim öncesi de geliyorduk, söz vermiştik. Seçim sonrası da geliyoruz. Dolayısıyla oturduk, bir çalışma yaptık. Bunu yaparken de bir siyasi bir şey beklemedik. Şunu söyledim, dedim ki bizim önerimiz bu. Gelin hep beraber bir araya gelelim. Herkes tartışsın. Yanlışımız var bir sürü. Yani sizin de maddelerde ilgilenip soracağınız, maddelerin içerisinde soracaklarınız vardır. Yani bu niye böyle? Yetkili arkadaşımıza sorarsanız, bir gün Tahsin Bey'le konuk alabilirseniz, evet, bu anlamda kendisi hangi maddeyi niye yazdığımızı, niye tartıştığımızı çok daha bilimsel bir şekilde kendisi araştırabilir. Özür dilerim, açıklayabilir. Sizlere anlatabilir. Dedi ki bir taslak hazırlar. Gelin, herkesin taslakları var. Şimdi kime gidiyorsak şunu söylüyorlar. Yani İhsan Başkan, zaten bir taslak var. Yahu zaten bir taslak var da, borsan, ticaret borsası. Senin taslağını Ziraat Odası kabul etmiyor. Etmiyor. Ziraat Odası. Senin taslağını da borsa kabul etmiyor. Şimdi hal böyle olunca dedim ki bakın, bizim için bir şans Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Ya bu ülkenin çocuğu, bu memleketin çocuğu yani. Bu memleketin çocuğu. Gelin biz Sayın Cumhurbaşkanımız buradayken şu çayımızın 100 senesini kurtaralım. Gelin hep beraber, ya kavgayı bırakalım. Gelin bir masanın etrafına, söz konusu Rize değil mi, çay değil mi? Bütün siyasi partiler, bizim de bunları görüyoruz. Bunları biliyoruz. Örnek, borsanın taslağında itiraz edilen yerlerden kısmi alarak, Ziraat Odası'nın temsil noktasında sıkıntı yaşadığını söylediği yerleri ön plana çıkararak bir taslak hazırladık. Dedik ki, senin eklemek istediğin madde varsa ekle. Ekle, de ki ben de şu maddeleri eklemek istiyorum. Ben de şu maddeleri eklemek istiyorum. Başka biri de şu maddeleri eklemek istiyorum desin. Ama en son haliyle hazırladığımız ve buradaki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla ve tüm siyasi parti başkanlarıyla beraber ortaya getirdiğimiz Rize Çay Taslağı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin değil, falanca partinin değil, falanca borsanın değil, falanca odanın değil, Çay Kanun Taslağı önerisini Rize'nin ya ortak bir şekilde gelin bunları genel başkanlarımıza sunalım. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Genel Başkanımıza durumu ben arz edeyim. Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanı, diğer siyasi partilerin genel başkanlarına kendileri işte il başkanlara gidip arz etsinler. Diyelim ki efendim biz bunu istiyoruz. Biz bunu ortaya çıkaralım. Biz bunu söyleyelim ve bunu dedim Sayın Cumhurbaşkanımız buradayken ve bizler buradayken halledelim. Dediler ki niye halledelim? Yani niye bu kadar bastırıyorsun? Yani buna niye bastırıyorsun? Ölümsüz olmak istiyoruz. Yani 30 sene sonra biz bu şehirde milletvekili olamayabiliriz. 30 sene önce milletvekilleri var, isimleri yok. Ama bu sokakta şehirliye hizmet ettiği için, şehirde kim gelirse gelsin kapısını çaldığı zaman siyasi parti ayrı etmeksizin insanlara yardımcı olan, şu Arif'in kahvesinin önünde biz de geçmiş zamanda simit satarken, otururken oraya oturan, ama Rizeli'yi her yerde taşımaya çalışan rahmetli il başkanlarımız var. Allah rahmet eylesin. Biz önemli değil. Milletimiz bizlere dua etsin. Allah bilsin. Biz bir mücadeleye verelim. Yarın da geçsin. Bunun derdindeyiz. Bundan dolayı böyle bir çalışma yaptık. Katılırlar, katılmazlar. Problem yok. Bunları da daha ben bildiğiniz üzere gittim. Daha sonra bir Ankara gezimiz oldu. Ankara gezimizde özelinde paylaşabileceğimiz organize sanayi bölgemizle ilgili sıkıntılarımız vardı. Ve bir çalışma hazırladık. Bu çalışmayı Milli Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüze teslim ettik. Kendisiyle ilgili organize sanayi bölgemizin eksiklerini konuştuk. İkinci etap başlarken hani neler yapabiliriz diye. Daha sonra işte Ankara ziyaretimizden sonra il başkanları toplantısı vardı. Sayın Genel Başkanımızın talimatlarını aldıktan sonra geldik. İşte de bu süreç patlayınca da bunu sunamadık. Yani şu afetin yaraları salınınca bütün siyasi parti il başkanlarına ben kendim birebir
Ya önerimiz bu. Sizler de bir şeyler söyleyin. Gelin biz bunu getirelim. Bunu da söylerken vatandaşımız bana şunu söylüyor sokakta. Vatandaşımıza bunu hepsine kendisine anlattım. Dediler ki İhsan Başkan, çay kanun taslağı diye uğraşıyorsunuz. Uğraşıyorsun işte, çay kanunu çıksın, çay kanunu çıksın diyorsun. Çayın sorunlarını araştırmak için meclise işte önerge falanca parti önerge verdi. Milliyetçi Hareket Partisi reddetti. Evet doğrudur, reddetti. Önerge verdiniz. Çayın sorunlarını araştırılması için. Ya çayın sorunlarını ben biliyorum da Bodrum'da yaşayandan daha iyi biliyorum. Korkmasınlar ya. Çayın sorunlarını ben biliyorum. Yani çaycının sorunlarını ben biliyorum da çiftçiyim, çaycıyım, bunun içerisindeyim. Yani birisi alım yerine benim kadar giden mi var? Varsa çıksın desin ki bu millet alım yerine bundan çok gidiyorum. Çay tarlasına bundan çok gidiyorum desin. Ya ben biliyorum zaten sıkıntıları. Bir yerde, şimdi biz burada Rize'de çevremizdeki kimi iller gibi sıkıntılarımızı ortak çözemediğimiz için sürekli önerge veriyoruz. Meclis araştırsın. Ya meclis araştırdığı zaman kime soracaklar? Milliyetçi Hareket Partisi'nin Rize'de genel başkanımızın mührü benim. Yani bir şey sorulduğu zaman bana sordu da ben sayın vekilimize durumu anlatıyorum ki biliyorsunuz. Yani bu konuyla ilgili çalışmalarımızdan sonra Çaykur Kit Komisyonu Başkanımız, evet. Hatay Milletvekilimiz Lütfü Kaçıkçı Bey'i getirdik burada. Kendilerine aynı zamanda STK'ların dertlerini, şunları dinledim. Ve biz daha kendi grubumuza bile bu taslağı öneriyi götürmedik. Yani biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak müsaade aldık, bir öneri açıkladık. Yani biz bunu kendi grubumuza dahi götürmedik. İstiyorum ki burada hepimizin ortak bir şekilde hazırladığı bir şeyi ben Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, sayın genel başkanımıza arz edeyim. Onlar da kendi genel başkanlarına arz etsinler. Ortak bir ses çıksın. Belki yıllar sonra Rize'den ortak bir ses çıkar. Bu da yer bulur. İşte her 15 yılda bir birileri ya niye işte özel sektör taban fiyatının altına çay alamıyor? Alıyor. Niye evet. Konuşmaz? Yani konuşmak zorunda mıyız? 90 yılından beri konuşuyoruz bunu. Yani 90 yılından beri bu taban fiyatının altına çay alınmasını konuşuyoruz. İşte bunun sıkıntı nedir? Sanayicinin sıkıntısı nedir? Tespit ettik. Bunu da yazdık. Onların da farklı sıkıntıları olabilir. Çıkıp konuşacaklar. Bizler de bunu hep beraber götüreceğiz. Kendi grubumuza da teslim edeceğiz. Tartışacağız. Önce bir tartışalım. Yani bizim yazdığımız doğru olmayacak ki. Ayet değil bu. Evet. Yanlış var kardeşim burada. Örnek vereyim, itiraz ediyorlar bir maddemize. Çaykur'la ilgili mi? Çaykur'la ilgili bir maddemize itiraz ediyorlar. Şimdi ne itiraz ediyorlar? Çaykur'la ilgili şuna itiraz ediyorlar. Diyorlar ki Çaykur'un çayı %15'i borsadan satılsın. Yani borsadan ihale usulü satıldı gibi satılsın diye bir maddemiz var. Başkanım, Çaykur'un çayı niye borsadan satılsın özel sektöre? Çaykur zaten özel sektöre çay satıyor. Kanunla yapalım bunu da kimin neye sattığını bilelim. İhaleli olsun. Yani adam 2018 maliyetine bunu almasın istiyoruz. Yani yanlış bir şey mi istiyoruz? Evet. Yani ondan sonra 40 kişi soruyor. Fiyat kaç lira ben bilmiyorum. Kardeşim bil de işte gelsin hangi özel sektör alacak bunu? Gelsin orada fiyat versin, adam 3 lira desin, ben de 3-200 diyeyim, ben alayım da milletim kazansın, devletim kazansın, çiftçim kazansın. Buradaki amacımız bu. Yani zaten var bu. Evet. Ama dediğim gibi yani biz taslağı hazırlarken derdimiz... Mesela o maddeye CHP İl Başkanı Saltuk Deniz şöyle bir yaklaşım getirdi. Yani bir Çaykur'un marka değerinin zayıflaması anlamında o maddenin çok doğru gelmediğini dile getirdiler ama... tabii ki taslak böyle bir şeye girişiminizden dolayı da teşekkür ettiler, bunu da hatırlatalım ama özellikle çay borsası konusunda biraz endişeler var. İşte baştaki endişe de işte Çaykur'un o %15'lik maddesi misal. Şimdi efendim senelik 400 bin ton çay, kuru çay üreten yani bizim yaklaşık iç katımız üreten Sri Lanka'daki bir sistem var. Sistemde numara verilir, insanlar gider ihale usulü çayını alır, parasını öder ve çay alacağı kadar parayı yatırmak zorundadır. Önden yatırır yani. Evet. Fiyatı yatırır, önden de o yıl işleyebileceği parayı buraya yatırmak zorundadır. Yani o teminatı verir, ona göre çay alır. Şimdi yöremizde bununla alakalı hani bir fabrika kiralayan, bütün özel sektör temsilcilerimi noktaya koymuyorum ama bir fabrika kiralayıp ondan sonra işte bir sene iş yaptığı zaman altına jip binen, ikinci gün iflas bayrağını açıp milletin paralarını ödemeyen bir sürü böyle fason firma gördük. Yani işini hakkıyla yapan özel sektörümüz burada %50'ye çay alıyor. Allah kendilerinden razı olsun. Taban fiyatının altına çay almayan özel sektör firmalarımız da vardı bu dönem. Bunlara da çokça katıldığım programlara teşekkür ettim. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın
itirazı, ya doğru diyor, öyle düşünüyor. Ben ona niye öyle düşünüyorsun diyemem. Ya bu tartışalım işte, tartışacağız. Gittiğim zaman tasla zaten önden yayınladık. Onlar şu anda tasla okudular. Tasla okudular. Yani çok az bir şeye itiraz ederler. O bir maddeye itiraz eder, diğeri bir maddeye itiraz eder. Ortak bir nokta buluruz ya. Deriz ki tamam, çay koy çay satılmasın. Tamam satılmasın. Ama bir madde daha ekleriz. Eğer Çaykur da çay satacaksa bunu kamu ihale kurumunun kanunlarına göre yapar. Bir madde daha ekleyebiliriz. Çaykur'un çay sattığı firma, Çaykur'un çay sattığı firma paketinin içerisinde ne kadar çay koyduysa, Çaykur çay koyduysa bunun oranını belirtmelidir. Örnek vereyim. Çaykur'dan 5000 ton çay aldım da kendi çayımla harmanladım. 10.000 ton çay yaptım. İşte yani %50'si Çaykur çayı diye yazmak zorundadır. Bunları işte biz beraber konuştukça ortaya çıkartabiliriz. Yoksa itiraz edilir. Doğrudur. E satıyor zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri de alıyor. Sadık Başkan kızmasın yani. Adam diyor param var alıyorum yani. E başkanım bize söyleme. Siz kendi alabilirsiniz kendi, bu arada ya yani. Kendi belediyeleriniz alıyor. Ticaret onları yapıyor. Biz alıyoruz. Çaykur çayı alıyoruz. Gidiyoruz karşıda Memiş Oluk ve var. Seçkin Bey biliyorsunuz Çaykur'un bayisidir. 35 liraya alıyor çayı. Ben de 40 liraya ondan alıyorum. Sıkıntı yok. Problem yok. Saadet Partisi Rize İl Başkanı Muhammed Kaçar da çok teşekkür etti. Özellikle böyle bir girişimde bulunduğunuz için ve yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Ensar Özçelik de olması gereken, artık bir yerden başlanması gerekiyordu bu konuyla ilgili diyerek yine size teşekkür ettiler. Ortak görüş aslında bir komisyonun kurulması. Evet, artık bir çalışma yapılmalı ama Rize'de bir komisyon da kurulmalı ki daha hızlı ilerleyebilsin diye bu şekilde düşüncelerini dile getirdiler. Ama tabii özellikle her yıl gördüğümüz ama bu Mayıs ayında da yine ciddi bir şekilde ayyuka çıkan, artık ikinci çay başladı, Çaykur kota düşürdük, kontenjanla başladı 50 kilo kontenjan ama efendim maalesef yine ilk günden itibaren özel sektörden mesajlar gidip işte 2.90, 2.70 fiyatlar da ortaya çıktı. Aslında şu an diğer tüm sorunların yanında bana göre siz ne düşünürsünüz onu soracağım ama ilk halledilmesi gereken şey aslında çay taban fiyatı. Taban fiyatının kanunumuz var. Madde 5. Hükümetin açıkladığı fiyat taban fiyattır. Taslak bunu çay var. Açıklamaz. Çay sosyoekonomik bir üründür. 1,5 milyon insanı ilgilendirir. Bu %66'sı Rize'dedir. Çaykur'un fiyat açıklama yetkisi yok. Bunu Tarım Bakanlığı açıklar. Hükümetin açıkladığı fiyat taban fiyat olur. Maddemiz var. Yine aynı kanunda özel yani bütün maddeler ezberimde değil ama yine aynı kanunda bu maddenin peşinde sanayicimizin sorunlarını çözecek olan yaşçaya gelen zam oranında kuru çaya %70'i oranında zam gelir. Kuru çaya zam gelsin. Alacağını bilsin, satacağını bilsin ki ne yapsın? Rize'nin çayını 3.300 liraya, 3.200 liraya satmasın. Şimdi bu noktaya geldiğimiz zaman da vatandaşımız diyor ki, işte ya başkanım, ya kuruçaya zam mı istiyorsun? Ya Rize'liyiz biz. Rize'de yaşıyoruz. Çayımızın yani değer... ben çayımı niye 2.800 liraya satayım ya? Yani 2.800 liraya, 2.700 liraya niye çayımı satayım? Ya vatandaşım da bana bunu söylüyor. Ya tamam sıkıntı yok diyor ki, ya Allah'a hamdolsun sana olsun. Ya eski zamanlarda paramızı alamıyorduk. Şimdi alıyoruz en azından. İşte 2021 Mayıs devlet ödeme 2800 lira sürgün sonu, 2900 lira yıl sonu vadeli çay. Bakın orada yine maddemiz var. 90 gün maddemiz var ya. Evet. 90 gün vade farkı. Yani 90 gün içerisinde parayı ödemek zorundasın. 3 ay. Hep 120 konuşuluyordu. Bakın biz bunu 3 ay diye konuştuk. Yani bu taslağımız mevcut taslakların içerisinde iyi yanlarını gören, iyi yanlarını alan, yanlış gördüğümüz şeyler almayan ama ya yanlış da var dediğim gibi yani Saltuk Başkanı'na da götüreceğiz, sunacağız. Burada olması gereken şu. Burada biliyorsunuz yani meclisten bunu çıkarabilmek için bütün siyasi partilerin ya hep beraber olması lazım. Ya da Adalet ve Kalkınma Partisi grubu ile Milliyetçi Hareket Partisi grubunun bildiğini okuması lazım. Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ne vermesi lazım? Evet vermesi lazım. Ben de diyorum ki bunu daha önce ziyaretlerimizde Ziraat Odası Başkanımız Sayın Nevzat Paliç, işte Çayeli Ziraat Odası Başkanımız Ali Küçük İslamoğlu, Derepazarı Ziraat Odası Başkanımız, bütün Ziraat Odası Başkanımız şunu söyledim.
Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin Rize İl Başkanıyım. Rizeliyim. Müstahsili korumayan hiçbir çay kanununa zaten Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak biz evet diyemeyiz. Kimse kusura bakmaz. Bizim önceliğimiz müstahsil, önceliğimiz Çaykur. Çaykur niye? Böyle sorular da alıyoruz. Yani Çaykur, Çaykur niye? Ya Çaykur devlettir. Çaykur Rize'dir. Çaykur çaydır. Çaykur burada dengedir. Tabii. Çaykur burada müstahsildir. Çaykur ne kadar güçlü olursa, ne kadar ayakları yere basarsa, biz Çaykur'u günümüzün şartlarına ne kadar uydurup pazarlama ağını ne kadar genişletebilirsek, ne kadar çok çay sattırırsak, o kadar çok fabrika açılır. O kadar çok Rizeli, hani girmek için mücadele ediyoruz ya, 1000 kişi, 13 bin kişi başlıyor. O kadar çok Rizeli işe girer. Çaykur 900 bin ton çay değil de 1 milyon 300 bin ton çay alır. Bu sefer Rize'de üretilen çayın %70'ini, %75'ini Çaykur alır. %25'lik bir pay geldi mi de özel sektör 2800 liraya zaten hani kanunda almaz ama bu sefer ne olur biliyor musun? 4 milyon verir çay. Daha yani taban fiyatının üzerine ve 500'da üzerine çıkar. Ki bir ara da oldu zaten. Oldu evet. Evet. Yani şu an çay kanunu lazım. Yıllardır lazım. Ama artık sadece bunu dile getirmek değil, işte elini taşın altına sokmak lazım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da, Rize'deki temsilciliği olarak da siz bunu yaptınız. Ben tebrik ediyorum sizi. Söz konusu Rize ise elimizi değil, kafamızı taşın altına sokmaya hazırız. Biz burada olacağız, bunu dillendireceğiz sayın vekillerimizle. Bunu çalışmayı Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanımız kendisine sunuyor. Onların da yani Rize'nin sorunlarını çözmek gibi bir dertleri var. Diyorlar doğrudur. Ama dediğim gibi herkesi bir ve beraber hale getirelim. Ya artık şu çayı siyaset olmaktan çıkartalım. Çayın üzerine siyaset yapmayalım. Ondan sonra turizmi konuşalım. Evet. Projelerimiz turizmde, projelerimiz denizcilikte, projelerimiz yeni projelerle beraber fikirlerimizi buralarda çatıştıralım ki fikirlerin çatışmasından hakikat ortaya çıkar, hakikat ortaya çıksın. Evet. Ben yaptım oldu yok. İşte beraber yapalım, biz yapalım. Ben olarak bir şey olmaz. Şunu söylesinler, Allah razı olsun hepsinden. Bunlar bu noktaya getirdiler. Yani şimdi Fethin sancağını Ulubatlı Hasan diker. Ama Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Biz bir yerden giriş yaptık. Önemli değil. 20 sene sonra Ulubatlı desinler. Ama bu taslak eninde sonunda bugün konuşalım. Ama bu sene, ama gelecek sene, ama diğer sene çıksın. Çünkü bu taslak çıkmadan benim Rizeli teyzem, amcam, dayım 2800 lira, 2900 lira çay satmaktan kurtaramayacak. Kurtaramayacak çünkü kuru çay zam almayacak. Yaş çay zam alıyor, kuru çay zam almıyor. Dolayısıyla sosyal devlet ilkesinde Çaykur'un zararı hazineden karşılanıyor. Ama sanayicinin böyle bir düzeni yok. Sanayici de %50 çay işliyor. Burada da bizim amcamız, teyzemiz, dayımız çalışıyor. Arkadaşlarımız çalışıyor. Onlar da ayakta kalmak zorunda. Adam ayakta kalabilmek için diyor ki çay düşürüyorum. Bana göre tamam fiyatta alanlar var. Ayakta kalırlar. Ama adam öyle söylüyor. Şimdi kar zarar dengesinde onu kurmak zorundalar. Ya ben kendisinin ticaret hanesinin muhasebesini ben yapamam. Şimdi bu sefer kar zarar hesabı yaptığım zaman ya sen benim elemana verdiğin maaşı nereden biliyorsun diye adam. Doğru söylüyor. Şimdi herkes kendi işini yapıyor. Adam bunu söylüyor. Diyor ki sen siyasetçi değil misin? Ben diyor sanayiciyim ama aynı zamanda oy veriyorum. Sen müstahsil için diyorsun ki yer çaya zam lazım. E tamam. E benim için de kuru çaya zam lazım. Ben de müstahsilim. Ben de müstahsilim ama aynı zamanda sanayiciyim. Benim ayakta durmam lazım diyor. Benim için de kuru çaya söylüyor. Dolayısıyla bizim Çaykur'un denge olduğu, işini doğru yapan sanayicinin de ayakta kaldığı, müstahsilin refah içerisinde rahat rahat çayını sattığı bir düzenle bir çay kanun taslağına ihtiyacımız vardı. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da bismillah dedik. Bir yola kayalık, bir öneri hazırladık. Önümüzdeki hafta şu afetin yaraları sardı mı, bütün siyasi parti il başkanlarına, borsaya, odaya bunları götüreceğiz. Allah nasip ederse inşallah ortak bir akıl çıkar. Herkes benim dediğim olsun, benim dediğim olsun diye söylemez. Ha söylerse de ne olur? Çıkarım bu Rizeli'nin karşısına. Derim ki selamünaleyküm Rizeli hemşehrilerim. Böyle böyle söyledik. Şu maddeye şu itiraz etti. Şu maddeye şu itiraz etti. Şu maddeye şu itiraz etti. Ve bizler bu çay kanunu çıkaramadık. Ondan sonra bu Rizeli'nin öfkesinde, selinde, bu Rizeli'nin ayranı suyu kabardı mı önünde kim durursa dursun. Vallahi bizim duracak gücümüz yok ya. Milletin karşısında, özellikle de Rizeli'nin öfkesinin karşısında duracak durumumuz yok. Hani bana diyorlar çok geziyorsun, hani evlatlarım diye geziyorum. Hani bu arkadaşlarımız, bilen arkadaşlarımızı özellikle şu kontenjan kota uygulandığı zaman alım yerlerinin önüne bekliyorum. Er meydan orası. Evet. Gelsinler.
Oralara girsinler de o dört tane çay bezini oraya kadar getirmiş, o üç tanesini vermiş, bir tanesi kontenjana takılmış, geri sırtına vurmuş. Oradan geriye götürüp çayını açana kadar Rizeli'nin söylediği cümleleri kendi kulaklarıyla duysunlar. Ben kulaklarımı kapatıyorum çünkü. Evet. Lütfen kendileri duysunlar. O zaman bu bizim yurttaşımızsa, bu bizim hemşerimizse, biz Rize'yi, sadece Rize özelinde değil, Artvin'de de çay var, Giresun'da da çay var, Trabzon'da da çay var. Buradaki müstahsilimizi, vatandaşımızın eksiğini, gediğini gidermek için mücadele edeceğiz. Yola koyulduk. Allah ağzımızı çok yapsın. İnşallah ben diğer siyasi parti il başkanlarına teşekkür ediyorum. Onlar da bu anlamda bunun çıkmasını istiyorlar. Hepsi A'dan Z'ye, hepsiyle telefonda görüştüm. Hepsi bu çıksın istiyor. Dediğim gibi ortak bir metninde biz yapabileceğiz. Buna da ev sahipliği yapması gereken, şehirde en fazla oyu alan, Cumhurbaşkanımızın partisinin, iktidar partisinin, bizim de ittifakta ortağımız, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanı Sayın İsek Halim. Buna şey yapmalıdır dağıttıktan sonra, kendi düşünceleriyle beraber en ayak olmalıdır. Şu afetin yaraları sarasın, önümüzdeki hafta başlayacağım inşallah, nasip olursa. Peki ciddi tepkiler aldınız mı? Mesela Rizeli bir vatandaşımız, yani Rizeli bir siyasetçimiz diyeyim, taslak bile denilemeyeceğini, çay üreticisini ve Rizeli'yi temsil etmeyen bir çalışma olduğunu söyledi. Böyle bir yorumda bulundu ama hiç böyle ciddi bu tarz bir tepki aldınız mı? Yaklaşım sergileyen oldu mu size karşı? Bodrum'da çay var mı? Bodrum'da içilecek çay vardır. İçilecek çay vardır. Bir içilecek çaydan bahsetmiyoruz. Yani o da bunda %25'tir. Dolayısıyla Bodrum'dan arkadaşlarımız çayın sorunlarını, çayın sıkıntılarını, dertlerini, tasalarını bizden daha iyi bildiklerini iddia etmesinler. Buyursunlar, gelsinler. Biz de sokaklarına kendilerini bekliyoruz. Yaşça da bizden büyüktürler. Bu sokakta da çokça bizden siyaset yaptılar. Çok da başarılı olsalardı bu millet onları taçlandırırdı. Demek ki çok da başarılı değiller. Dolayısıyla bir gerek de duymuyorum. Allah çarşılarına pazar versin. İyi ki varlar. Onlar olacaklar diye biz zaten başarılıyız. Onlar olsunlar, biz başarılı olmaya devam edeceğiz. Yani anladığım kadarıyla başka da bir tepkiyle karşılaşmamışız. Karşılaşmadık. Vatandaşımız olumlu. Sanayicilerimiz yani olumlu düşünüyorlar. İtiraz ettikleri noktalar var. Dediğiniz gibi yani kısmi problem yok. Evet, sonlara doğru yaklaşıyoruz Sayın Başkan. Biraz çalışmalarınızdan soralım size. En son sizleri çünkü bir Ramazan ayı içerisinde pandemi sürecinde evden eve program yapmıştık ama pandemi süreci devam ediyor, salgından dolayı vakalarda ciddi azalışlar yok ama Allah'a şükür ciddi artışlar da yok. MHP olarak zaten sizi sürekli sokakta görüyoruz. Her ilçedesiniz hemen hemen. Yaklaşık 2 aylık süreçte nasıl geçti? Bizim görmediğimiz ama alttan alta aslında yaptığınız çalışmalar neler, onları da paylaşırsanız sevinirim. Pandemi sürecinde öncelikle kendi etrafımıza, çevremize vakit ayırmaya başladık. Yani bu süreç belki bir siyasi parti il başkanlarını evde tuttu. Evde durduk. Yani evde çalıştık ama süreç dediğim gibi özellikle çay noktasında ciddi sıkıntılar oluştuğu için yani ciddi bir şekilde vatandaşlarımıza görüştük, telefon görüşmelerimiz ki biliyorsunuz yani bu süreçte ben yaklaşık 7-8 tane de televizyon programı yaptım. Evet. Yani sosyal medya alakalı değil. Hatta yetiştiremediğimiz zamanlarda canlı yayınlarda telefonumu verdim. Vatandaşımız çok çağırdı. Çok dinlemeye vaktimiz olmadı. Çokça vatandaşımıza cevap verdik. Sıkıntıların çözme noktasında yetkililere ilettik. Elimizden geleni yaptık. Yani Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizlerin çalışmaları il ve ilçe başkanlıklarımız üzerinde Sayın Genel Başkanımızın Doktor Devlet Bahçeli'nin emir ve talimatları ölçüsünde devam ediyor. Zaten bir çalışma düzenimiz, tertibimiz vardı. Türk milleti için her şey Türk'e göre, Türk tarafından ilkesiyle beraber yola gidiyoruz. Bu milletin geleceğinin eğer aydınlık olmasında bizim de bir parça karımız olacaksa, katkımız olacaksa, buna bir parça etkimiz olacaksa bunun şerefi, bunun onurunu Rabbim bizlere taşımayı nasip eylesin. Bunun derdindeyiz. Rizeli'ye gidiyoruz. Zaten Rize'de biliyorsunuz. Yazın geldim, çay zamanı geldim. Akan sular durur. Çay zamanı bizim hastanelerimiz bile boşalır. Yani adamın parmağı kırılsa parmağını sarar der ki bu çay bitsin de öyle şeye gideyim yani. Bu Rize, yani Rize bildiğimiz Rize. Dolayısıyla çayın dışında bir gündemimiz yok. Yani çayın dışında gündemimiz yok derken ulusal düzende biliyorsunuz şimdi yarın 15 Temmuz. Biz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra
16 Nisan referandumuyla daha sonra 24 Haziran seçimleriyle beraber Cumhurbaşkanlığı Hükümet Etme Sistemi'nin özellikle oylamamız ve 24 Haziran seçimlerinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in Cumhurbaşkanı olmasıyla Cumhur İttifakı ile beraber Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifak ortaklığında bir birlik ve beraberliğimiz var. Şimdi bu birlik ve beraberliğin özellikle bu süreçte 2023'e giden yolda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Etme Sistemi'nin yapılarının, kanunlarının, düzenlerinin uydurulması noktasında, yani bu sisteme mevcut anayasamızın uydurulması noktasında ciddi anlamda hükümetimizin, devletimizin bir çalışması var. Bizler de yurttaşlarımız olarak ve Sayın Genel Başkanımızın temsilcileri olarak bunları insanlarımıza anlatıyoruz. Gidiyoruz sohbetlerimizde, muhabbetlerimizde, en az iki ilçedeyiz. Gidiyoruz. Eksiğimiz de çok. Yani gidiyoruz derken, yani şu yanlış olmasın. Gidiyoruz. Herkes gidiyor. Herkes elinden geleni yapıyor. Biz de gücümüz ölçüsünde gidiyoruz. Gidiyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Vatandaşımızın derdini dinliyoruz. İlgilileri aktarıyoruz. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Bu anlamda Milliyetçi Hareket Partisi, bildiğiniz üzere Sayın Genel Başkanımızın almış olduğu karar noktasında Mart ayında, önümüzdeki Mart ayında nasip olursa inşallah kongremizi yapacağız. Genel kurulumuzu yapacağız. Yine bizim teşkilatlardan sonra Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın Bey'in talimatlarıyla kongredeki tek adayımız. Büyük Kongre'de Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri Doktor Devlet Bahçeli, Allah ömrünü ömür versin, bizleri de izinden ayırmasın, tek adayı. Bizler de Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı olarak önümüzdeki ayın 15'inden sonra nasip olursa kongre sürecine gireceğiz. Kongre süreçlerimiz gelecek. Birliği ve beraberliği aşılayacak. Kongrelerimizle beraber inşallah tek sesli bir şekilde kongrelerimizi yapın. Tek sesli derken yani hep beraber iyiye doğruya güzele götürmek için kazanan ve kaybedenin olmayacağı, ekiplerin yarıştığı, kazanan ve kaybedenin olmayacağı, kazananın Milliyetçi Ülkücü Hareket ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacağı kongrelerimizi yapmak için yola Allah nasip ederse koyulacağız. Bu süreçte bunlarla uğraşacağız. Ben buradan da bu süreci söyledikten sonra Turgay Bey, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluşundan bu zamana kadar görev yapmış bütün il başkanlarına, ilçe başkanlarına, köy başkanlarına, mahalle başkanlarına, yöneticilerine, oy verenlere çok teşekkür ediyorum. Rahmetli olanlar var. Allah rahmet eylesin. Hayatta kalanlar, Allah sağlık sıhhat versin. Bizim bu zamanda yaptığımız bütün çalışmalarda, bütün başarılarda kendilerinin payı da vardır. Allah kendilerine razı olsun. Ve ben Milliyetçi Ülkücü Hareket'e gönül vermiş, bir şekilde küsmüş, darılmış, kırılmış, kenarda olan, üzüntüsü olan, fakat bu harekete, bu hareketin kutsallarına, liderine, doktrinine, teşkilat yapısına zarar vermeyin. Ama kenarda olan, kutta olan, bütün Milliyetçi Ülkücü Hareket'e gönül veren herkesi ve tüm vatandaşlarımızı Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altına, 3 il 50 sancağın altına, geleceğin büyük Türkiye'sini kurma yolunda emin adımlarla ilerlerken bizimle beraber mücadele etmeye davet ediyorum. Buyursunlar, gelsinler. Biz büyüklerimize çay getirmekten şeref duyarız. Gelsinler, bir olalım, beraber olalım. Ayrılıklar, gayrılıklar son bulsun. Allah nasip ederse 2023 Lider Ülke Türkiye vizyonuna giderken 2021'de yapılacak kongremizde hep beraber güçlü bir şekilde Milliyetçi Ülkücü Hareketi, Milliyetçi Rize'de kaldırdığımız bu sancağı, bu bayrağı Sayın Genel Başkanımızın emirlerinde, onun önderliğinde güçlü bir şekilde ileriye doğru götürelim. Ama bunu beraber yapalım, biz yapalım. Onlar varsa bir fazlayız. Bir kişi de varsa bir fazlayız. Buyursunlar, gelsinler. Ben hepsini Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altına, 3 ay sancağın altına davet ediyorum. Buyursunlar, gelsinler. Bizleri şereflendirirler. Milliyetçi Ülkücü Hareket'in herkese, her şeye, bütün vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza, geçmişi temiz, geleceğe aydınlıkla bakan herkese ihtiyacı var. Evet, son olarak şeyi sorayım size, erken seçimle alakalı. Son zamanlarda özellikle Ayasofya'nın cami olarak kararının çıkmasından sonra bir erken seçim hamlesi olabileceği yönünde söylentiler var. Yeni partiler de piyasaya çıktılar, daha doğrusu çalışmalarını hızlandırdılar ve özellikle 2021 içerisinde bir seçimin olabileceği Türkiye'de yüksek görülüyor. Böyle en azından ulusal basında söylenenler, yazılanlar var. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir erken seçim olur mu? Vallahi bu ülkede seçimleri Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey belirler. Kendisi de bu konuyla ilgili seçimin 2023 yılında olacağını,
2023'e kadar Cumhur İttifakı ile birlik ve beraberliğin süreceğini, Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sisteminin oturacağını, 2023'te seçime gideceğimizi de kendisi söylemiştir. Dolayısıyla ben bir erken seçim beklemiyorum. Yeni kurulan partilerdeki eski arkadaşlara da Allah yardımcılar olsun. Yani bu ülke kendilerinden çok çekti. İnşallah milletimiz bu yeni kurulan partideki eski adamları görürler. Bu millete neler yaptıklarını görürler. Bu cezaevlerinde olanların hani kimlerin ışığında, kimlerin atamalarıyla oraya geldiklerini görürler. Bu milletimizin de gerçeği göreceğini, feraset sahibi olduğuna inanıyorum. İnşallah 2023 yılında kadar böyle gideceğiz. 2023 yılında da yine milletimizin gönlünde, biz en azından Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin gönlünde olduğumuz yerden daha iyi noktalarda olacağımızı düşünüyorum ama Genel Başkanımız dediği gibi seçim 2023'te olacak. Evet. Yarın 15 Temmuz'un yıl dönümü, siz de programın başında ve az önce de dile getirdiniz. Kalkışmadan bu yana 4 yıl geçti. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yarın akşam da Rize Meydanı'nda saat 8'de nöbet var. Sabah namazına kadar sürecek olan yine 15 Temmuz nöbeti gerçekleştirilecek. O nöbette mutlaka olacaksınız ama bu konuyla ilgili mesajlarınızı sormayı unuttuğumuz ama sizin de mutlaka değinmek istediğiniz konularda varsa son olarak bunları alayım sizden. 15 Temmuz gecesinde Ülke Ocakları İl Başkanı'ydım. Evet. Bildiğiniz üzere 15 Temmuz gecesi ilk resmi açıklamayı siyasi kanattan Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey yaptı. Sayın Genel Başkanımız emir talimatları neticesinde şimdi genel müdürlüğümüzde görevli olan o dönemin İl Emniyet Müdürü, kendisine Allah selamet versin, değerli büyüğümüz, aradım saat 10'a yakındı. Biz hazırız. Yani valiliklerimizin önünde, emniyetlerimizin önünde neler yaşadığımızı, o geceyi işte bizler bu Rize'de hiç olay olmamasına rağmen belirli ölçüde yaşadık ama İstanbul'da neler yaşandığını, bir anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıllardır kazanımlarını, bir gecede işte sınırlarımızın ötesinde hazır bekleyen o kıtaları vesaireleri gördük. Bu milletin parasıyla alınan mermilerin bu milletin üzerine nasıl sıkıldığını gördük. İnşallah biz millet olarak, devlet olarak 15 Temmuz'a kadar yaptığımız hatalardan ders çıkartmışızdır. Yine o süreçten bu zamana kadar ve bundan sonra da bu tür hatalarla beraber yürümeyiz. Allah bizlere bir daha böyle, yani düşman kim bilmiyoruz, hainlerle beraber kendi kılığımıza girmiş, Türk askeri kılığına girmiş insanlarla beraber bu mücadeleyi bizlere nasip etmez. Yani düşmanın da yiğidi lazım. Yani karşımızda bir düşman var ama bilelim yani kimdir nedir bilelim. Öleceksek ölelim, öldürüleceksek öldürelim. Çok önemli değil. Vatan için canımız da kanımız da feda olsun. O gece neler yaşadığımızı buradaki bütün insanlarımız biliyor. Acaba ne olacak? Televizyonlardan takip ediyoruz. İşte TRT'nin baskınları. Daha sonra Sayın Genel Başkanımız önce açıklaması, sonra Sayın Cumhurbaşkanımız açıklaması. Milletimizin sokaklarda demokrasisine, iradesine sahip çıkmasıyla beraber atlattığımız, bertaraf ettiğimiz bir problem. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi 12 Eylül'de bizim çocuklar kazanıyordu demişlerdi. Çok şükür 15 Temmuz'da Amerika'nın gayrimeşru çocukları kaybettiler. Biz bundan dolayı mutluyuz. Yarın iki tane çocuğumla beraber nasip olursa sosyal mesafe kurallarına uyarak, pandemi kurallarına uyarak, sosyal mesafeyi koruyarak çocuklarımla, eşimle beraber orada meydanda olacağım. Belirli bir saate kadar. Onların uyku saatleri geldiği zaman onları yollarız ama biz sabah namazına kadar orada olacağız. Yine bir tefekkür edeceğiz, o geceyi hatırlayacağız. Allah bir daha Türk milletine böyle geceler yaşamayı nasip eylemesin. Dost görünen yılanlardan Türk milletini korusun. Müslüman görünen voyvodalardan, haçlı artıklarından Allah Türk milletini korusun. Bizler de bu noktada eğer şehit olmamız gerekiyorsa Allah da bizlere bu vatan için şehit olmayı, gazi olmayı nasip eylesin. Evet, teşekkür ediyorum. Başka söyleyeceğiniz sözler yoksa veda edeceğim sevgili başkan. Ben çok teşekkür ederim sizlere. Suçlulisan ettiysek affola. Bu platformda bizlere de yer verdiğiniz için ben TV53 ailesine sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah Türk milletini korusun. Allah birliğimize, beraberliğimize zeval vermesin. Tekrar yeniden sel felaketinde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı Allah rahmet eylesin diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz.
Sevgili izleyenler, üzücü bir konuyla programımıza başladık. Sel felaketinden dolayı Çayeli'de ve Madenli beldemizde hayatını kaybedenlere bir kez daha başsağlığı dileyelim. Yaralılara acil şifalar dileyelim ve devletimizin, sevgili başkanı da belirttiği üzere, devlet elini buraya gönderdi ve zaten yaralar en kısa zamanda sarılacak. Temennimiz bu yönde. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Sevgili başkanı önümüzdeki günlerde de mutlaka konuk alacağız. Ama bugün bu kadar bir konuyu sizlerle paylaşma gereği duyduk. Yarın akşam Hasan Uzun konuğumuz, eski Saadet Partisi eski il başkanı ve şu anda bir çay derneğinde başkanı. Onunla da yarın çayı konuşacağız. Saat 8'de yine TV53 ekranlarında olacağız. YouTube ve Facebook kanallarımızı takip etmeyi ihmal etmeyiniz. Yarın akşam yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. Canım çekti koma gene, olsa yesek hep birlikte. Bu nasıl bir lezzet böyle, durma hadi bol bol söyle. Taptaze çiğ köftesiyle, koma gene, koma gene.